Evet merhaba. Bu bölümde uygulamalara kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi aydaları yüzünü açalım ve yeni bir dosya oluşturalım. İlk olarak bu dosyayı kaydediyoruz. C sürücüsünde örnekler klasörüne gidip örnek 19 olarak kaydedelim. Evet şimdi yapacağımız ilk örnek kullanıcıdan bir karakter isteyeceğiz. Ve bu karakterin alfabenin bir üyesi olup olmadığını yani bir harf olup olmadığını göstermeye çalışacağız. Eğer harfse bu alfabenin bir harfidir şeklinde bir mesaj döndüreceğiz. Bunu nasıl yapabiliriz? Alfabedeki harfler biliyorsunuz A'dan başlayıp Z'ye kadar gider. Yani A'dan büyük olup Z'den küçük olan harfler. A B C D E diye böyle sırayla Z'ye kadar gidiyor. Bir büyüklük küçüklük sıralaması şeklinde yapabiliriz. Öyleyse kullanıcıdan bir veri alalım ve bunu veri değişkeninde tutalım. input lütfen karakter girin. Tabii bu karakter string değer olacağı için input'u tekrar cast etmeme gerek yok. Zaten string bir değer. If diyoruz. Veri büyüktür ya da eşittir a karakterinden. Şimdi buraya tabi çift tırnakla yazsaydım yine olurdu ancak tek tırnağın dillerde önemli bir yeri vardır. Tek tırnak genellikle bir karakteri sembolize etmek için kullanılır. O yüzden ben burada tek tırnak ifadesi kullanıyorum. A'dan büyük olma durumu ve aynı zamanda Z'den de küçük olma durumu. Küçük ya da eşittir Z karakteri. Bu şekilde büyüklük küçüklük sıralaması yaptım. Yani bir girilen bir karakter A'dan büyük ve Z'den küçükse, o zaman bu alfabenin bir harfidir diyebilirim. Bunun diğer bir durumu büyük harflerdir. Yani büyük A ve büyük Z karakterleri arasında kalan büyüklük sıralamasıdır. Onu da şöyle yapabilirim. Orla bu işlemi bağlayabilirim. Tabii bağlama işlemi yapacağım için ikisi ayrı ayrı grupta düşünülecek. Yani Küçük harfleri ayrı bir grupta V ile işlem alacağım. Sonra büyük harfleri de ayrı bir grupta V ile işlem alacağım. Öyleyse ben bunları kopyalayayım. Aynı işlemi yapacağım çünkü. Bir tek harflerin büyüklük küçüklük özelliği değişecek. Büyüklük harf, büyük harfler için de sağdaki grubu yaptım. Ve ikisini de orluyoruz. İkisinden birisinin doğru olması yeterli. Yani kullanıcı eğer küçük bir harf girdiyse buradaki işlem çalışacak. Buradaki işlem doğruysa zaten ikinciye bakmasına gerek yok. Çünkü arada or bağlacı var. Ama büyük harf girmişse buradaki işlem olmayacak. Or bağlacı sayesinde ikinci gruba bakıyor. Buradaki grup olduğu için yine if'in sonucu doğru olarak kabul ediliyor ve bir karakter girdiğini anlıyoruz. Şimdi kullanıcıya mesaj verelim. Print girilen karakter alfabenin bir harfidir. Ve bunun else durumu var. Hemen şunu kopyalayayım. As durumunda yazalım. Girilen karakter alfabenin bir harfi değildir şeklinde bir mesaj verdi. Kaydedelim. F5'e basıp çalıştıralım. Örneğin A karakteri girelim. Görüldüğü gibi bir harfidir. Yine çalıştıralım. Örneğin bir rakam girelim. 4 girelim. Görüldüğü gibi bir harf değildir. Başarılı bir şekilde çalışıyor. Ancak şöyle bir problemimiz var. Bakın F5 tuşuna basıyorum ç'ye girdim. Görüldüğü gibi bir harfi değildir diyor. Halbuki ç de alfabenin bir harfi. Ancak Python varsayılan olarak İngilizceyi desteklediği için İngilizce alfabesindeki harfleri kabul ediyor. Türkçe harfler kabul edilmiyor. Örneğin ö, ç, yumuşak g gibi harfler kabul edilmiyor. Şimdi bunları çözmek için ne yapabiliriz? Şöyle yapabilirsiniz. Buraya bir elif yapısı daha açarız. Şöyle kopyalayalım bunu girilen bu veri ifadesi örneğin Ç mi? Veya tabi bunları or bağlacı ile bağlayacağız. Ve eşittir diyeceğiz. Şöyle eşittir yapacağız. Küçük ı mı? Veya hemen şunları hızlıca kopyalayalım. Başka hangi harf var? Örneğin ö harfi mi? Ö harfi mi? Yumuşak G var tabii. Kopyaladık. Yumuşak G mi? Bu harflerden biri ise de kabul edecek. Tabi aynı zamanda bir de bu harflerin büyükleri de var. Yine devam ediyorum. Büyük yumuşak G, büyük Ö ve tabi I büyük i harfi oluyor. Çünkü büyük i İngilizce'de zaten var. Ç'yi de aynı zamanda büyütelim. Bu şekilde yapmış olduk. Tabi iki nokta üst üste koyalım. Bir aşağı satıra indik. Eğer böyleyse de yine bu, harfi, bu harfleri bir üyesi olarak kabul et. Şeklinde mesaj yazdırdık. F5'e basalım. Bir syntax hatası yaptık. O da şuradan şu ikisinin arasında bir or koymadığımız için. Kaydedelim. Şimdi çalıştıralım. Evet, bir karakter girin. Örneğin C girdik. Evet, görüldüğü gibi program artık çalışıyor. Türkçe alfabedeki harfleri de kabul ediyor. Bu şekilde programımızı geliştirebiliriz. Tabii siz farklı algoritmalar düşünebilirsiniz ki zaten mutlaka düşünün. Aynı zamanda farklı örnekler de düşünebilirsiniz. Ee, örneğin girilen bir harfin sesli harf ya da sessiz harf olup olmadığını bulan bir program da geliştirebilirsiniz. Şimdi ben bunları yorum satır haline getireyim. Diğer bir örneğimize devam edelim. Örneğin şimdi de girilen bir sayının karekökünü bulmaya çalışalım. Karekök ifadesi nedir? Girilen bir sayının aslında üssünün 0.5 olmasıdır. Karekök ifadesini bu şekilde söyleyebiliriz. Şimdi sayı diyelim. eşittir float türüne kestireceğiz. input Lütfen bir sayı girin. Şeklinde bir mesaj verdik kullanıcıya. Evet şimdi karekökü tanımlayalım. Karekök eşittir. Girilen bu sayının üstünün 0.5 ile çarpılması demiştik. Bu kadar basit aslında. Print diyeceğiz. Tabi biçimlendirme kullanarak yazdıralım. %2f sayısının kare kökü yüzde nokta iki f'dir şeklinde bir mesaj verdirelim ve biçimlendiriyoruz. Evet ilk yüzde iki f'ye karşılık gelen sayı değişkeniydi. İkinciye karşılık gelen kare kök değişkeni olacak. Bunları da yine paranteze alalım. Bu şekilde sonlandıralım programımızı. F5'e basıp çalıştırıyorum. Örneğin 9 sayısını girdim. 9 sayısının karekökü 3. Örneğin 5 sayısını gireyim. Evet 2.24 şeklinde bir mesaj aldık. Başarılı bir şekilde programımız çalışıyor. Yine bunu da yorum satırı haline getirip örneklere devam edelim. Örneğin kullanıcının gireceği 3 sayıdan aralarındaki en büyük sayıyı bulmaya çalışan bir program geliştirelim. Bunun için kullanıcıdan sırayla sayı alacağız. Hemen şunu kopyalıyorum. Şunları çoğaltayım. Sırayla yapalım. Sayı 1 yapalım. Sayı 2 yapalım. Sayı 3. Şöyle lütfen birinci sayı girin. ikinci sayı girin ve üçüncü sayı girin şeklinde mesajda verelim. Evet kullanıcıdan sırayla sayı alacağız ve bunların en büyüklerini bulacağız. Tabi farklı algoritmalar geliştirilebilir. Ancak bizim algoritmamız şöyle olsun dilerseniz. Kullanıcının gireceği sayıları kıyaslayalım. Örneğin ilk önce sayı 1'i kıyaslayalım. Sayı 1'in ikinci sayıdan ve üçüncü sayıdan büyük olma durumu. Eğer böyleyse en büyük sayı sayı 1'dir. Diğerine geçelim. Sayı 2. Örneğin sayı 2, sayı 1 ve sayı 3'ten büyükse en büyük sayı sayı 2'dir. Ve son olarak da sayı 3, sayı 1 ve 2'den büyükse en büyük sayı sayı 3'tür. Şimdi bunu gerçekleştirmeye çalışalım. Şöyle yapalım. Örneğin sayı 1 büyük ya da eşittir sayı 2'den. Ve çünkü arada V bağlacı olması gerekiyor. Veya olsaydı biliyorsunuz aralarından bir tanesinin doğru olması yeterliydi. Ancak sayı 1'in en büyük olabilmesi için 2 ve 3'ten büyük olması. Bakın V ifadesini kullanıyorum. Bu yüzden V bağlacını tercih ettim. 2 veya 3'ten büyük olma durumu olsaydı olmazdı. Sayı 1'in aynı zamanda sayı 3'ten de büyük olması gerekir. Eğer bu şekilde ise en büyük diye bir değişken oluşturalım ve en büyük değişkenin değeri sayı 1 olsun. Evet şimdi elif yapısı tercih ediyoruz. elif Sayı 2'yi kıyaslayalım. Sayı 2'nin sayı 1'den şöyle sayı 2 ve sayı 3'ten büyük olmador Eğer böyleyse en büyük sayı nedir? Sayı 2'dir. Ve son durum kaldı. Onu da else yapıyorum. En büyük sayının sayı 3 olması. Eğer sayı 1 büyükse bakın en büyük sayıya sayı, sayı 1'i e atayacak. En büyük değişkenine sayı 1'i e atayacak ve buradaki yapıdan if-elif-else yapısından çıkış yapacak program. Ancak sayı 2 en büyükse en büyük değişkenine sayı 2'yi atayacak ve böyle çıkacak. Ve son bir ihtimalle sayı 3'ün büyük olması. Eğer öyleyse program yine en büyük değişkenine sayı 3'ü e atıp buradaki yapıdan çıkacak. Ve tabii hepsinin eşit olma durumu var. Ancak hepsi eşitse zaten buradaki birinci şart çalışacak ve artık değerini yazdıracak. Şimdi böyle bir durumda print yazacağız. Şöyle ifade yazmamız yeterli. En büyük sayı 2. üst üste virgül en büyük. Buradaki yapıdan çıktıktan sonra zaten en büyük ifadesinin içerisinde ne kalmış oluyor? Hangi sayı büyükse onun değeri kalacak ve böylece en büyük sayıyı bulmuş olacağız. Bu şekilde düşünülebilir. Şöyle bir yöntem de tercih edilebilir. Tabii şöyle yaparsınız: print en büyük sayı birinci sayıdır şeklinde de yazdırabilirdik. Yani her bir ifadeye en büyük sayı ikinci sayıdır, en büyük sayı üçüncü sayıdır şeklinde bir ifade de yazdırabilirdik. Bu da bizim için olası bir sonuç. Ama biz bu şekilde yapmayı tercih ediyoruz. Şöyle karışmasın. Kaydedelim ve F5 tuşuna basıp çalıştıralım. Lütfen birinci sayı girin. Örneğin 4 girdim, 7 girdim ve 10 girdim. Görüldüğü gibi en büyük sayı 10 oldu. Şimdi hepsini girelim. Hepsini eşit girelim. 0, 0, 0 girdik. Bakın en büyük sayı 0'dır şeklinde ilk if bloğu çalıştı. Görüldüğü gibi programımız başarılı bir şekilde çalışıyor. Evet. Örneklerimizi artık burada sonlandırıyoruz. Bundan sonra yine konu anlatımına devam edeceğiz. Döngüler yapısında gördükten sonra Birçok programı artık yine yazabilir hale geleceğiz ve orada örneklerimiz daha çok olmuş olacak. Şimdilik örneklerimizi burada sınırlandıralım. Şöyle son bir hata kontrolü de yapalım. Baktığımda evet şurada Türkçe'de ş ve ü harflerini de atlamışız. Onları da artık siz yaparsınız. Bu şekilde dersimizi artık sonlandırabiliriz.